Eğer İslam hak dinse, İslam coğrafyası neden bu halde? Gayrimüslimlere göre Müslümanlar neden geri kaldı? Neden hep İslam düşmanları galip, Müslümanlar ise mağlup konumda? Aslında bu ve daha bunlar gibi soruların altında şöyle bir düşünce yatıyor. Eğer ki bir milletin veya devletin içerisine İslam dini girerse, o millet her zaman mağlup olmaya ve gerilemeye mahkumdur. İşte bu yüzden Avrupa medeniyette, bilimde, teknolojide, fende, felsefede hep ilerledi ama İslam devletleri hep geri kaldı diyorlar. İsterseniz şimdi gelin bu videomuzda bu soruları ele alıp mantık çerçevesinde delilleriyle beraber inceleyelim. Bakalım gerçekten de Müslümanların geri kalmasının ve mağlup olmasının sebebi İslam dini mi? Ben bu iddiayı savunan kişiye şunu sormak istiyorum. Geri kalmışlığın sebebi olarak iddia edilen İslam'ın hangi hükmü medeniyete, bilime, teknolojiye, felsefeye, sanayileşmeye engeldir? İsterseniz ben cevap vereyim. Hiçbirisi. Hatta Kur'an'a baktığımızda tam tersi olarak sürekli düşünmeye, araştırmaya, gelişmeye teşvik ettiğini görüyoruz. Ve kişinin bunu yaptıkça imanının artıp Allah'a daha çok yakınlaşacağını söylüyor. Kur'an, hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyerek bizi hayvanları incelemeye, yani zoolojiye yönlendiriyor. Kemiklere bak diyerek osteolojiye yönlendiriyor. Bebeğin anne karnındaki safhalarını anlatarak embriyolojiye yönlendiriyor. Ankebut suresi 20. ayette paleontolojiye, Zümer 21'de hidrolojiye, Rum 42'de arkeolojiye, Rad 12'de meteorolojiye, Gâşiye 20'de jeomorfolojiye, Tarık 5'te androlojiye, hatta Enfal suresi 60. ayette onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyerek bizi savunma sanayinde gelişmeye yönlendiriyor. Kur'an'a baktığımızda sadece 88 yerde ya ulul elbab diyerek akıl sahiplerine akıllarını kullanmalarını söylüyor. Birçok ayette efela yaqilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun diyerek akletmemizi, tefekkür etmemizi, düşünmemizi istediğini söylüyor. Hatta Kur'an'da çok defa tekrar eden peygamber kıssalarıyla ilgili Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an mucizat-ı enbiyayı zikretmesiyle beşer istikballe terakki edeceğini, o mucizatın nazireleri istikballe terakki ile vücuda geleceğini beşere ders verip teşvik ediyor. Yani ey insanlar, peygamberlerin göstermiş oldukları mucizelerin bir numunesini, bir benzerini ilimde, bilimde, teknolojide gelişmekle siz de bulabilirsiniz diyor. Öyleyse haydi çalışın. Sizler de Süleyman Aleyhisselam gibi 2 aylık bir yolu bir günde gidebilirsiniz. İsa Aleyhisselam gibi en dehşetli hastalıkların bile tedavisini bulabilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam gibi sizi de ateşte yakmayacak olan maddeleri bulup giyebilirsiniz diye bizleri araştırmaya ve geliştirmeye teşvik ediyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımızda da gene aynı doğrultuda bizleri ilime ve gelişmeye teşvik ettiğini görüyoruz. Mesela ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır diyor. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz diyor. İlim Çin'de dahi olsa gidip alınız diyor. Yani İslam öğretisinin 2 temel kaynağı olan ayet ve hadislerde sürekli ilime, bilime, teknolojiye, gelişmeye teşvikler olduğunu görüyoruz. Ve hatta bu teşvikler doğrultusunda adını tarihe altın harflerle yazdırmış olan nice Müslüman bilim adamları yetişmiştir. Mesela Akşemseddin Hazretleri mikrobu ilk keşfeden kişidir. Cabir bin Hayyan atomun parçalanabileceğini ilk keşfeden kişidir. İbn-i Nefis vücuttaki küçük kan dolaşımını ilk keşfeden kişidir. Aynı zamanda sıfır rakamını bulan Harezmi gibi, optik ilminin kurucusu olan İbni Heysem gibi, ilk ecza kitabını yazan İbni Baytar gibi daha adını burada sayamayacağımız onlarca Müslüman bilim adamı yetişmiştir. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bilmeyerek veya görmezden gelerek İslam ilime, bilime, medeniyete engeldir demek herhalde en masum haliyle ifade edecek olursak bu asılsız bir iftiradır. Çünkü kendileri bile Müslüman olmadıkları halde dünya çapında nice düşünürler ve bilim insanları İslam'ın bu öğretileri karşısında İslam dininin ne kadar üstün ve ileri fikirli olduğunu kabul etmişlerdir. Mesela Martin Kramer eğer 1000'li yıllarda Nobel ödülleri dağıtılıyor olsaydı neredeyse tamamını Müslümanlar alırdı diyor. Pierre Curie, Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı. Atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 milyon kitabın yarısı bize kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık diyor. Veya Alman milletinin onur kaynağı olan ünlü düşünür Goethe, hiç kimse Hazreti Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız İslam medeniyetine bakarak çok eksiktir.
Biz Avrupa medeniyetleri büyük medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız diyor. İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük tarihçisi olan Edward Gibbon, Müslümanlık belki bugünkü inkişafı fikrimizin seviyesinden daha yüksek bir dindir diyor. Ve daha bunlar gibi Prens Bismarck, Napolyon Bonaparte, Carlyle, Dostoyevski, Gandhi, Tolstoy ve birçok düşünür İslam'ın diğer dinlere ve felsefi akımlara göre daha ileri ve üstün olduğunu itiraf etmişlerdir. Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi hakiki vukuatı kaydeden tarih hakikatte en doğru şahittir. İsterseniz gelin biz de bu meseleyi bir de tarih açıdan inceleyelim. Bakalım acaba bir milletin içerisine İslam girince o millet ilerlemiş mi yoksa gerilemiş mi? İslam'dan önce 600'lü yıllarda o zamanki Arap toplumunun hiçbir askeri başarısı yoktu. Hiçbir siyasi başarısı yoktu. Hiçbir fikir adamı yoktu. Hiç yazılı metinleri yoktu. Hatta devlet yapısı bile yoktu. Yani kabilecilik sistemi olan bir toplumdu. Fakat bakıyoruz ki İslam'dan sonra gene aynı toplum çok kısa bir süre içerisinde zamanının iki süper gücü olan Bizans ve İran'ı yok eder hale gelmiş. Daha birkaç yıllık yazısı olan bir toplum 6000 yıllık yazısı olan Mısır'ı fetheder hale gelmiş. Sahabe-i İkram'ın devleti Fas'tan Pakistan'a kadar uzanır olmuş. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 632'de vefat ettikten sadece 100 yıl sonra İspanya dahi fethedilmiş ve onun askerleri Fransa kıyılarına kadar dayanmıştı. Dünyadaki hiçbir tarihçi bu toplumun bu gelişimini İslam'dan ayrı bir şekilde yorumlayamaz. Hatta tarih sayfasına baktığımızda ilk bir avuç Müslümanla kurulan İslam devleti 50 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kendi zamanının süper gücü olmuş. Sonra evet Müslümanlar dağılmışlar fakat bir süre sonra İslam devleti olan Büyük Selçuklu'yla tekrardan zamanının süper gücü olmuş. Sonra İslam devleti olan Osmanlı'yla tekrardan zamanlarının süper gücü olmuşlar. Ta 17. yüzyıla kadar Batı hep hayranlıkla İslam dünyasını izliyordu. Şimdi tüm bu tarihi görmezden gelerek bir milletin içine İslam girerse o millet geri kalmaya mahkumdur demek tarihi hiç bilmemektir. Son 2-3 asra bakıp İslam devletlerinin son zamanlarındaki mağlubiyetlerinden dolayı bütün tarihi bu şekilde yorumlamak ya cahillikten ya da art niyetten kaynaklanır. Peki Müslümanlar olarak neden mağlup oluyoruz? Aslında Rabbimiz bu sorunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Nur suresi 55. ayette şöyle buyuruyor. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek. Bakara suresinde ise yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık içinizden böyle yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir buyuruyor. Yani kısacası Allah bu dünyadaki hakimiyetin veya zilletin yegane sebebinin kendisine kul olmaktan veya isyan etmekten kaynaklandığını söylüyor. Müminler için bana kul olanı yeryüzünde hakim ederim, bana isyan edeni yeryüzünde rezil ederim diyor. İşte bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri dünyada tedenliğimizin sebebi dinimize riayetsizliktendir diyor. Yani biz ilk önce kulluğumuzu kaybettik, sonra hakimiyetimizi kaybettik. Biz dini geriye attık diye geri kaldık. Hani Rabbimiz diyor ya, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmenin cezası dünyada rezil olmaktır, mağlup olmaktır diye. Sizce de biz de böyle yapmadık mı? Mesela kurban kestik ama namaz kılmadık. Oruç tuttuk ama kumar oynadık. Sadaka verdik ama faizi bırakmadık. Dini nikah yaptık ama dine uygun bir düğün yapmadık. Evlendik ama zinayı terk etmedik. Kur'an'ı okuduk ama yaşamadık. Kur'an'a iman ettik ama hükümlerini icra etmedik. Aslında bizim bu durumumuzu özetler tarzda fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir söz var. Bir elle kadeh, bir elle Kur'an, bir helaldir işimiz bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam Müslüman. Ve bu söylediklerimizi destekler tarzda bir zamanlar Rusya'yı mağlup edip herkese adından söz ettiren Japon başkumandanı Togo bu konuyla ilgili şöyle diyor. Hakikati İslamiyet'in kuvveti nispetinde Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam temettün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehli İslam'ın hakikati İslamiye'de zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve her cümerç içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor.
İsterseniz şimdi de neden hep İslam düşmanları galip, Müslümanlar ise mağlup sorusunu farklı bir açıdan ele alıp inceleyelim. Çünkü İslam inancına göre ayet ve hadislere baktığımızda bu durumun tam tersi olması gerektiği söyleniyor. Mesela Allah eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizlersiniz diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el hakku yalu ve la yula aleyh, yani hak daima üstündür, ona galip gelinemez diyor. Ama realiteye baktığımızda bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Nerede Müslümanlar varsa hep baskı ve zulüm altındalar. Yani hak mağlup, batıl galip pozisyonda. Peki o zaman bu hak daima üstündür mevzusunu nasıl anlamamız lazım? Gelin kısaca 3 şekilde cevaplayalım. İlk olarak şunu bilmemiz lazım ki her hakkın her vesilesi hak olmadığı gibi her batılın her vesilesi de batıl değildir. Müslümanların hedefi doğru, yöntemi yanlış. Kafirlerin hedefi yanlış, yöntemi doğru. Bunu kısaca şöyle örneklendirebiliriz. Mesela bir yerde elinde sapanla savaşan bir Filistin askerini düşünelim. Diğer yanda ise son teknoloji zırhlı tankla savaşan bir İsrail askeri olsun. Bu ikisi savaşsa sizce kim kazanır? Tabii ki İsrail askeri kazanır. Neden? Çünkü Filistinli askerin hedefi hak olsa da vesilesi batıl, İsrail askerinin hedefi batıl olsa da vesilesi hak. Yani bizim hedefimiz hak olduğu gibi vesilemizin de hak olması lazım. Çünkü hak bizzat galiptir. İster Müslüman, ister kafir fark etmez. Kim eline alırsa o galip olur. Sonuç olarak hak vesile, batıl vesileye galip olmuş oluyor. Kısacası bizim usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. İkinci olarak bir Müslümanın her vasfı Müslüman olmadığı gibi bir kafirin de her vasfı kafir değildir. O yüzden kafirin hak vasfı Müslümanın batıl vasfına galip oluyor. Mesela biz Müslümanız diyoruz ama yalan söylüyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. Kulak kıyıyoruz. Milleti dolandırıyoruz. Diğer yandan bir gayrimüslime bakıyorsun. Ticaretinde çok sağlam. Doğru söz ve sözünün eri. Tam Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi aslında. Mehmet Akif Ersoy'a Avrupa seyahatinden sonra Avrupa'yı nasıl buldun diye sormuşlar. O da dinleri var işimiz gibi, işleri var dinimiz gibi demiş. Yani sonuç olarak kafirdeki hak vasıf Müslümandaki batıl vasfa galip olmuş oluyor. Ve üçüncü olarak da dünyada vesilesi ve vasfı hak olan, akıbette ise hedefi hak olan galiptir. Yani zulme uğrayan bir Müslümanla krallar gibi yaşayan zalim bir kafiri düşünelim. Dünyada Müslüman geçici süreliğine mağlup olsa da kabrin öbür tarafında, yani işin akıbetinde elbette hak olan Müslüman olduğu için o galip gelecek. Batıl ise mağlup olacaktır. Yani bu üç cihetle de baktığımızda el hakku yalu ve la yula aleyh, yani hak daima üstündür, ona galip gelinemez hadis-i şerifi haktır ve bu manalar murattır. Şimdi bu soruları tüm bu anlattıklarımız ışığında değerlendirdiğimizde Müslümanların hali hazırdaki mağlup vaziyetine bakıp ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Zira ümmet-i Muhammed gene düştüğü yerden kalkacak ve Bediüzzaman Hazretleri'nde dediği gibi dünya herkese ve ecnebilere terakki dünyasıdır fakat yalnız bir çare ehli İslam için tedenni dünyası oldu diye pek yanlış bir hata yaşıyorsunuz. Maddeten dahi İslamiyet istikbale hükmedecek. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek yursada İslam'ın sadası olacaktır. Vesselam.